Kafam, hoş geldiniz yeni videoma. Kafam gidik artık. Artık kafam gidik de yarını bekliyorum. Yarın podyuma çıkacağız ve artık suyu kesmeye başlayacağım. Yüklemeye yavaş yavaş başlayacağım. Biraz farklı bir yükleme, farklı bir su kesme taktiği uygulayacağım. Podyuma bir gün kaldı, yani yarın yarışıyorum. Şu anda formum nasıl? Biraz sonra yükleyeceğim bu videoyu. Sabah erken saatleri. En güncel videom yani. Şu anda oteldeyim. Hatta oteli birazcık çekeyim size. Şu anda oteldeyim. Şu anda böyleyim yani. Otelde takılıyorum. Eşyalarım falan filan. Bir form göstereyim dedim. Sonra yorumlarınızı bekliyorum. Bu videodaki yorumları tek tek okuyacağım. Normalde YouTube çok fazla okumuyorum biliyorsunuz. Daha çok Instagram'da okuyorum. Tek tek okuyacağım. Cevap da verebilirim aslında şu anda yapılanlara. Bir de şey diyeceğim. Normalde hani Seyfit virüsleri getirmiştim, bayağı bir kolyeleri getirmiştim. Yarışçı çocuklara hediye edecektim. Hediye etmem gereken bazı kişiler daha vardı falan. Hepsi arabamda kaldı. Ya aksilikler o kadar çok şey oldu ki. Neyse, bu videoyu biraz sonra yükleyeceğim. Sandalyeyi bir çekeyim şuradan ya. Yorumlarınızı bekliyorum. Dur şey çıkartayım şöyle. Ah. Alırım bir maşallah. Hazır mısınız? Form bu. Yarın podyumdayız. Bugünkü form bu. Tek elimle kamerayı tutmak da zor oluyor ya. Bunu şöyle koysam acaba çekebilir mi ki beni? Şöyle yerleştirsem aslında bunu. Kim yerleştirebilecek miyim? Şöyle uzaklaşacağım ama şöyle yapacağım. Bu arada Perşembe günü neler yaptım videosunu çektim yükledim. Cuma'yı da çektim yükledim. Cuma günü bugün yayınlanacak ama Cuma günü olan. Haberiniz olsun. Çektim yani. Ve çekmeye devam edeceğim. Tüm yarışı görmeniz için. Burada ışık da çok kötü aslında. Canlı biraz daha parçalı görünüyorum. Yarın podyumdayız.
Atletik fizikle yarışacağım. Bisikletim 1-1.74. Kayıt işlemi tamam. Biliyorsunuz, hatta bilmiyorsunuz, anlattım başıma gelen aksilikleri. O video bu akşam yayınlanacak. Lisansımı bir şekilde hallettim. Kaydımı bir şekilde yaptırdım. Şu anda her şey tamam ya. Şu anda her şey tamam. Bekleyeceğiz işte. Son rötuşlar var. Akşam ve bugün son rötuşları yapacağız. Artık deri altındaki suyu böyle nasıl söyleyeyim? Deri altındaki suyu çekip kasları böyle daha patlak. Yani kaslar öne, deri arkaya gelecek, anladınız mı? Hani kaslar öne, deri arkaya yapışması için böyle. Derinin kasları yapışması için diyeyim ben size. Lif lif, tarak tarak, böyle daha patlak, sert bir görüntü olması için son rötuşlar var artık. En önemli rötuşlar. Buralar belli edecek aslında her şeyi. Şu anda da formum gayet iyi aslında. Tatmin ediyor yani beni. Ankara'ya hazırlanmadığımın, Ankara için gerçekten bir şey yapmadığımın, yapmadığımı görüyorsunuz yani. Çünkü bazıları şey demişti, Ankara'ya da hazırlandı, hazırlanmadı diyor falan demişti. Gördünüz, hazırlanıp hazırlanmadım. Dağlar kadar fark var. Şey diyecektim. Ankara için bir şeyler yapsa mıydım? Hani şöyle geri baktığım zaman, dostlarım biliyor musunuz? İyi ki de bir şey yapmamışım ya. Yükleme falan yapsaydım, bir şeyler yapsaydım, sanırım biraz sıkıntı çekebilirdim diye düşünüyorum. Ama çekebilirdim diye düşünüyorum. İşte denemeden olmuyor, anladınız mı? Bizim spor çok farklı. Mesela ben bu yarıştan çıktığım zaman bana çok şey öğretti bu yarış. Ben mesela şimdi bu yarıştan çıktığım zaman sürekli vücudumu dolduracağım, boşaltacağım, yükleme taktikleri yapacağım. Tuzu çok yüksek alacağım, baldo pirinç alacağım, basmeti alacağım, deneyeceğim. Onu alacağım, kırmızı et deneyeceğim, balık deneyeceğim, tavuk deneyeceğim, hindi deneyeceğim, karides deneyeceğim falan filan. Yani aslında hiçbir antrenör size kendiniz kadar yardımcı olamaz yani. Olabilir, kan gruplarına göre beslenmeler de var falan. Biraz detay ama şu an anlatmayacağım tabii ki onu. Mesela böyle biraz daha yardımcı olabilir antrenör size. Ama daha çok yani en fazla siz kendinizi tanıyabilirsiniz. Ben de öğrencilerimden detaylı uzaktan eğitim isteyenler var. Yani böyle hani çok fazla, çok hemen hemen herkese bahsetmediğim Gold eğitim paketim var benim. O eğitim paketinde mesela ben insanları hastaneye gönderiyorum. Kan gruplarını, akciğer, karaciğer testlerini, kan testlerini alıyorum. Hem vücutlarını kontrol etmiş oluyorlar. Herhangi bir sağlık sorunları var mı falan diye. O zaman mesela her şey çok daha profesyonel oluyor. Ama normal uzaktan eğitimde ben hiç oyalamıyorum. Direkt fotoğraflardan ve onların bana verdiği bazı bilgiler var. Bazı değil, bayağı bir bilgiler istiyorum onlardan. Onların dahilinde çıkartıyorum. Sadece eğer herhangi bir hastalığı olup olmadığını bilmeyenleri hastaneye gönderiyorum falan. Neyse. Dediğim gibi en iyi antrenörünüz aslında sizsiniz. Bu videoyu biraz sonra yükleyeyim. Dediğim gibi şey yapacağım. Bu videoya cevap vereceğim yorumlarına falan. Formu. Kramplarla savaşıyorum. Şu anda bile. Ah, elime bakın. Ah. Ah. Burayı ilk defa kramp girdi lan. Ah, çok pis kram girdi şu an. Ah. Ah, fuck. Ah. Krampa bakın, canlı canlı kramp yakaladım şu an. Ah, fuck. Hadi düzel dostum. Hadi düzel. Ah. Hadi düzel dostum. Krampa bakın, resmen kramp yakaladım ya videoda. Tamam dostum, hadi geç artık. Hah, geçiyor. Oh. Oh, geçti. Birazcık kaldı. Oh. Ah. Resmen bedeniniz kramp yakaladım canlı yayında. Tam kramplar giriyor derken kramp girdi, anasını satayım. Tamam bakalım dostlar, bu videoyu yükleyeyim. Dediğim gibi
ya da demediğim gibi, şu an söyleyeceğim gibi beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yorumlara cevap vereceğim. İyi kötü hepsine yorum yapacağım. Bakın kötü yorum yapabilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Ama lütfen mantıksız ve küfürlü şeyler, hani gerek yok, anladınız mı? Asla darılmam bakın. Küfür edin yani, sen öyle dedin diye ben öyle olacak değilim. Veya bir şeyime bir şey dedin diye o bir şey benim öyle olacak değil. Sadece kendinizi düşürmeyin. Hani biraz daha kalite, anladınız mı? Kalite yani. Hadi bakalım, bu videoyu yüklüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. I'm to come back with up it in a fight.